Şöyle koy istersen. Aferin. Korkmuş mudur bu balık? Bilmem. Ama durmadan yer değiştirmekten hoşlanmaz herhalde, değil mi? Hiçbir canlı hoşlanmaz. Ama artık sen de bu balık da hep bu evde olacaksınız. O da birazdan ortama alışır. Sofrayı hazırlayayım mı Onur Bey? Acıktın mı? Hayır, daha acıkmadım. Daha sonra hazırlarsın Gülcan. Efendim, bugün Şehrazat Hanım geldi. Öyle mi? Bir şey söyledin peki? Sizi sordu efendim. Başka bir şey söylemedi. Tamam, teşekkürler Gülcan. Bu balığı başucuma koyabilir miyim? Koyarsın tabii. Ama adamın söylediklerini unutma. Çok fazla yem vermeyeceksin. Arada bir de suyunu değiştireceğiz, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Balıklara isim konulur mu? Konur tabii, neden konmasın? Ben de buna isim koydum. Neymiş bu güzel balığın adı? Gülüver. Gülüver mi? Evet, hani cüceler ülkesine düşüyor ya. Seni Lilliput seni. Hadi balığı yerine koy. Ondan sonra ellerini yıka, buraya gel, beraber kitap okuyalım. Olur. Şehrazat, niye buradasınız? Onur da bir şey söylemiyor, siz de söylemiyorsunuz. Bu hal beni nasıl üzüyor bilemezsiniz. Ne oluyor? Neden ayrısınız? Bazı sorunlarımız oldu Peride Hanım. Ayrıntılarını sormayacağım elbette. Ama çözülemeyecek şeyler değildir inşallah. Bilmiyorum, emin değilim. O kadar vahim mi yani? Şehrazat, ben size evlilik hakkında akıl verebilecek en son kişiyim herhalde. Başarılı olsaydım kocamı bu şekilde kaybetmezdim. Yapmayın Peride Hanım. Yok, öyle öyle. Ama şunu bilmenizi isterim. Eğer benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa, her ne olursa olsun hazırım. Teşekkür ederim. Ben sizi kızım yerine koydum. İster inanın ister inanmayın ama siz Onur'dan önce geliyorsunuz artık benim için. Bana verdiğiniz sözü unutmayın. Daha küçük torunumu kucağıma alacağım ben. Hoş geldiniz Peride Hanım. İyi akşamlar. Onur evde mi? Şimdi geldiler efendim. Siz buyurun, ben haber vereyim. Gülcan abla, Firdevs teyzemin aldığı defteri gördün mü? Odağındadır güzelim. Kim bu çocuk? Kimsin yavrum sen? Cevap verir misin bana? Kimin kızısın sen? Hoş geldin anne. Ben... Bu kim Onur? Nereden çıktı bu? Adı Nilüfer. Bu değil. Kimin nesi? Şehrazat'ın gitmesinin bu çocukla bir ilgisi var mı? Anne lütfen. Sen Nilüfer'le ilgilenir misin? Baş üstüne Onur Bey. Bravo anne. Daha ilk görüşte küçücük bir kız çocuğunu ağlatmayı başarabildin. Bu çocuk kim? Bu evde ne işi var? Derhal cevap ver bana. Vermeyeceğim. Sen böyle soru sormaya devam ettiğin sürece ben senin hiçbir soruna cevap vermeyeceğim.
Nilüfer. Gülcan, Nilüfer nerede? Odasında yok mu? Hayır, yok. Odasına bırakmıştım Onur Bey. Yalnız kalmak istiyordu. Anlaşıldı. Ben sana çocuk emanet edemeyeceğim. Ama Onur Bey. Nilüfer. 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 Neredesin canım? Nilüfer. Nilüfer. Çık ortaya hadi. Nilüfer. Nilüfer. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? Hı? Evcilik mi oynamak istiyorsun sen? Dur bakayım. Belki de körebe oynamak istiyorsundur. Hı? Ama benim mendilim yok ki. Ben gözlerimi kapatamasam körebe oynayamam, değil mi? Ben en iyisi gideyim evden, güzel bir mendil alayım gelin. Gitme. Tamam. Eğer sen istemezsen ben de gitmem. Nilüfer. Bir tane. Bak, bu ev bizim. Senle ben burada yaşayacağız. Anlıyor musun? Hı? Evet. Ben kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim bile. Tamam mı? Tamam. Duyamadım. Tamam. Efendim? Tamam. Güzel. Gel buraya bakalım, söyle bana. Hı? Ne oynamak istiyorsun söyle hadi. Hı? Hoşuna mı gitti böyle taşın?